Ciada efsanesi zaman içerisinde bugün Türkiye'nin yaşayan efsanesi Cengiz Kurdoğlu'nu ortaya çıkardı. İlk yeteneği Ciada efsanesi tarafından keşfedildi ve tabii ki Cemal Kurdoğlu gibi çok değerli bir abimizin kardeşi olması da, müzik kültüründen geliyor olması da Cengiz Kurdoğlu için büyük bir avantajdı. Ciada efsanesi ve Cengiz Kurdoğlu yoluna devam ederken bakalım neler oldu. Bu konuda bize sayın değerli hocam Kemal Özürt neler söyleyecek? Cengiz Kurdoğlu aslında orkestraya pek uzak değildi. Orkestrada zaman zaman bize yardımcı oluyor malzemelerin kurulmasında. Evet, Cengiz abiyle ben İstanbul'da konuştuğumda, tabii görüştüğümüzde Cengiz abi ona bayağı bir kablo taşıttığınızı, malzeme taşıttığınızı bana anlattı ve bunu anlatırken tebessüm ederek, gülerek, o kadar geçmişe giderek, hissederek anlattı ki sanki o yıllara geri dönmek istiyor gibiydi. Zaten Cengiz Kurdoğlu çok mütevazı bir insandır. Çok değerli bir abimizdir. Yaşayan efsanedir. Orkestra yılları onun içinde müthiş bir özlem ve sevgiyle geçen yıllardır. Evet hocam, Cengiz Kurdoğlu ve Ciada efsanesi devam ediyor. Biz o dönemde Arabi Müzik ve Folklor Derneği ile birlikte çalışıyorduk. Bizim o dönemde yaptığımız müzik yaptığımız enstrümanların büyük bölümü derneğin malzemeleriydi. Turgay'la Cemo bir ara orkestradan ayrılıp İstanbul'a gittiler. Ben tek başıma kaldım dernekte. Bunun üzerine bas gitara Kenan Poyraz'ı aldım. O dönemde kısa bir süreliğine Hikmet Çakar bateri çaldı. Bateriyi hallettim, gitarı hallettim fakat soliste ihtiyacım vardı. Bir gün Cengiz'le birlikte bir caddede karşılaştık ve Cengiz'e şu teklifi sundum. Dedim ki, Cengiz benimle çalışır mısın? Orkestraya gelip solist olur musun? O da bu teklifi seve seve kabul etti. Malzemeleri topladık ve o dönemde Orman Bölge Şefliği'nin bir misafirhanesi vardı. Ve oraya malzemeleri getirdik. Onunla programlara başladık. Ve Cengiz Kurdoğlu da bu şekilde profesyonel yaşamına başlamış oldu. Değerli izleyiciler, tabii ki 1970'li yıllarda teknoloji çok geri. Bugün kullandığımız, müzikte kullandığımız birçok enstrüman yok. Müziği yaymak için kullandığımız amfiler yok. Şartlar çok ilkel. Ve Ciada bu ilkel şartlarda müzik yaparken tabii ki birbirinden güzel olaylar, anılar peş peşe geliyor. Evet hocam, bu aletlerle ilgili sanırım bir anınız var. Onu da dinleyelim. O dönemde bütün amplifikatörler lambalıydı. Lambalı amplifikatörlerde biliyorsunuz aşırı ısınır. Biz onların arka kapaklarını söküyorduk ama buna rağmen müzik yaparken yüksek sound kullandığımız için amplifikatörler ısınıyordu. Biz de en fazla 1,5 saat civarında müzik yapıp en az bir 15-20 dakika amfilerin soğumasını bekliyorduk. Bir gün bir programdayız. 1,5 saat civarında müzik yaptık. Halk eğlendi, coştu. Fakat amfiler ısındığı için bu zaman zarfını işte değerlendirip amfileri müziğe ara verdik ve amplifikatörleri kapattık. Hızını alamayan bir dinleyici koşa koşa sahneye çıktı. Dedi ki, niye çalmıyorsunuz? Dedi ki, amfiler aşırı ısındı. Nerede dedi amfiler? İşte dedik. Dedi ki, ben bunları soğuturum dedi. Ben de düşünüyorum. Acaba kaç tane fan bulacak ki bu amfileri soğutacak? Adam elini arka cebine attı. Oradan bir sürü bir tomar para çıkardı ve her amfinin üstüne 100, 200, 100, 200, 100, 200 koymaya başladı. Bu iş bitince döndü bana, dedi ki, soğudu mu dedi amfiler. Biz de mecburen soğudu abi dedik, ne yapalım artık. Vatan borcu için Sayın Cengiz Kurdoğlu, Sayın Turgay Özkazanç askere giderler. Orkestranın baterisi Mehmet abimize kalır. Fakat Mehmet abimiz o kadar profesyonel değildir. Değil mi Mehmet abicim? Evet öyle. Evet. O zamanlar kaç ritim atabiliyorsun? 4-5 tane ritim atıyorduk işte. Ufak tefek ritimler. Bana göre düğünlerde programlar yapılırdı, müzikler yapılırdı. O şekilde devam ederdik. Orkestra ne kadar mütevazi ki Mehmet abinin ritimlerine göre şarkılar seçiliyordu. Mehmet abi çünkü daha baterinin başındaydı. Turgay Özkazanç kadar profesyonel değildi ama artık
Cihada efsanesinin bateristiydi. Neden Mehmet abimize Tokmak Mehmet diyorsunuz? Bunun anısı nedir? Turgay abi sen mi anlatırsın? Değerli hocam Kemal hocam mı anlatsın? Kemal Bey, Kemal hocayı anlatın. Evet hocam. Neden Tokmak Mehmet? O dönemde sahil gazinosunda oluyordu düğünler. Bizim hayvan derisi ile kaplı bir baterimiz vardı. Bateri o kadar eskiydi ki ayakta zor duruyordu. Biz gündüz bu deriyi ısıtıyorduk ve tam geriliyordu. Fakat deniz kıyısında çaldığımız için deri kendini bırakıyordu ve gerçekten bateri ile müzik yapmak oldukça zor duruma bizi sokuyordu. O dönemde orkestramız programına Bergama Zeybi adında bir parça ile başlıyordu. Bu parçanın da girişinde bateri solosu vardı. Bateri solosundan sonra gitar ve diğer enstrümanlar devreye giriyordu. Orkestramız çıktı sahneye. İlk parça Bergama Zeybe'yi. Turgay kardeşim parçaya bateri solosuyla girecek. Bateri çalmaya başladı. Altoya geldi. Bas davula geldi. Ondan sonra zile vurdu ve zil birdenbire aşağıya doğru kaymaya başladı. Dedim ki hiç moralini bozma. Devam et. İkinci soloda alto yerinden çıktı. Seyircilerin arasına dıngır dıngır bir vaziyette düştü. Tokmak da o sırada koptu. Turgay gitti altoyu aldı yerine taktı. O gece yıkıldık biz. Zili yaptık ama tokmağı tamir etmesi mümkün değil Turgay'ın. O sırada Mehmet kardeşim de Cengiz de yan tarafta oturuyor. Koşa koşa geldi bir şeyler yaptı. Tokmağı 2 dakikada tamir etti. Baktık Tokmak dedik ve adı ondan sonra Tokmak oldu. Halen daha Tokmak olarak devam etmekte. Cihada efsanesi büyüyor, gelişiyor, hayran kitlesi artıyor. Artık Doğu Karadeniz'de zirvede bir orkestra. Tabii orkestra neşeli, canlı, birbirinden esprili insanlarla dolu. Bu nedenle de sürekli yepyeni anılar, hatıralar birikiyor. Ortaokul 3. sınıftaydım. Yeni yeni böyle sakallarım çıkmış, saçlarım da biraz uzundu. Fazla da uzun değildi aslında. İmtihana gireceğim. Rahmetli Kemal Yılmaz hocamız. Orça Kemal. Evet. Ne dedi bu saç sakal dedi. Git dedi saçını kestir öyle gel. Hocam dedim ya ne sakalı dedim ya bir şey yok. Ya git dedi ben de kızdım gittim saçımı 0 numaraya vurdum. Akşam da festivalin birinci günü orkestra yarışması var. Bu dediğim 1973 yılı. İşte Kemal, ben, İbrahim, Cemo, solist o zaman Cemo'ydu. O zaman 3 şarkı hazırlamıştık. Bir tanesi yabancı bir şarkıydı. James Brown'dan, Are You Good? Şimdi şarkıya, parçaya giriş yaptık. Cemo, Are You Good? O na 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 na. Ben kafayı sallayınca bende peruk vardı. Peruk uçtu şeye sinemada. Şey bitti. Gülmekten millet ölüyor. Biz de o şekilde devam ettik. Kemal Öncel diye bir arkadaşım bana peruk verdi o günü yani sahnede. Yani sen kel kafayla sahneye çıkmak istemedin. Arkadaşın sana ödünç peruk verdi ve peruk o gün havada.